Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Sertleşme bozukluğu için kullanılan ilaçlarla erken boşalma için kullanılan ilaçlar birbirinden farklıdır. Bazen şöyle olabiliyor tabii. Sertleşme bozukluğu olan kişilerde boşalma daha erken olabiliyor. Bunu daha önce anlatmıştık. Bu bir kısır döngüydü. Yani sertleşme bozukluğu erken boşalmaya, erken boşalma sertleşme bozukluğuna, cinsel isteksizliğe böyle bir dönen döngü var. Eğer bir kişinin sertleşme bozukluğu varsa ve ben daha erken boşalmaya sonradan tabii ki daha erken boşalmaya başladım diyorsa evet sertleşme bozukluğu ilacı alınca sertleşmesi düzelince eski haline dönüp artık erken erken boşalmıyor. Ama bu sertleşme bozukluğunda kullanılan ilaçlar erken boşalmaya iyi gelir diyemeyiz. Eğer bir kişinin sertleşmesi normal ve erken boşalması varsa mutlaka sadece erken boşalma ilacını kullanmak durumunda. Bu oldukça karışık bir durum haline geldi. Çünkü bazen soruyorum, diyorum ki özellikle erken boşan hastalara da hiç ilaç kullandınız mı? Evet, kullandım diyor ama söylediği ilaç sertleşme ilacı ve bana bir fayda getirmedi diyor. Tabii ki sertleşme ilacı size bir fayda getirmeyecektir. Çünkü gerçek bir erken boşalma ilacı kullanmadınız. Şimdi bununla ilgili İlaçların isimlerini veremiyorum ama etken maddeleri bütün dünyada aynıdır zaten. Piyasa isimleri var, bir sürü ticari isimler var. Herhangi bir tanesi kullanılabilir. Bakın, kısaca hemen şey yapayım. Fille biten, etken maddesi fille bitenler sertleşme bozukluğu için kullanılır. Tadalafil, sildenafil, verdenafil, avanafil böyle gider. Bir de sonu tinle biten, bakın hepsi tinle bitiyor. Sadece inle biten diyelim. Defoxetin, fluoxetin, paroxetin, sertralin grupları da genellikle erken boşalmalı için kullanılır. Lidokain ve şey olanlar zaten kremdir bunlar. Lidokain, pirlokain içeriği olabilir, krem olabilir, sprey olabilir. Bunlar zaten sertleşme için değil, erken boşalma için de kullanılıyor. Bu genellikle ayırt edilebiliyor ama ilaçlarla ilgili bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Mesela kişi tadalafil, erken boşalma için tadalafil oluyor. Bir fayda ediyor mu? Etmiyor. Aslında teknik olarak ona göre fayda ediyor olabilir. Şöyle olabilir. Sertleşme bozukluğu ilaçları birinci ilişkiden sonra ikinci, üçüncüyü de daha kolay sağlayabildiği için bazı kişilerde ne oluyor? Birinci ilişkide yine erken boşalıyor. İkide, üçte daha geç boşalıyor. Mutlu oluyor. O zaman benim boşalma sorunum geçti diyor. Ama aslında sorun geçmiyor. Sadece ilişki sayısını arttırmaya yarıyor. Bir de biraz önce bahsettiğim gibi sertleşme bozukluğu varsa, sonradan başlayan bir erken boşalma varsa zaten sertleşme durumu geçince geçiyor. Ama gerçek erken boşalma ilaçlarımız şunlardır. Bunlar ilişkiden önce de kullanılabilen grupları var. 2-3 saat önce alınan, düzenli kullanılan grupları da var. Her iki ilaç grubunu lütfen birbirine karıştırmayalım. Doktora gidelim. Doktordan size uygun, durumunuza uygun dozda ve durumunuza uygun ilacı kullanmaya başlayalım. Doktor tavsiyesiyle teşekkür ederim.